Efendim herkese merhabalar. Tekrardan Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz ve haftanın ilk işlem gününde birazdan değerli hocamız Ahmet Mergen'i ağırlayacağız. Endekste %2'nin üzerinde bir yükseliş izliyoruz. 4552 puan seviyesindeyiz şu an. 4558 ile günün en yükseğini de görmüş olduk. Paralel bir şekilde Viyop'ta da %2'nin üzerinde şu an yükselişler izliyoruz. 43.8 milyarlık işlem hacmi var Borsa İstanbul tarafında ve işlem hacimlerine döndüğümüzde bu toplam işlem hacminin %11'den fazlasını tek başına Türk Hava Yolları oluşturmuş durumda. Onu Ereğli, Aselsan, Odaş gibi hisseler takip ediyor. Ama 1 milyarın üzerinde hacimle listeye yeni giren farklı bir hisse var. O da Akvan GYO. Onu Turkcell, Petkim, Kardemir'de, İşçe gibi diğer bildiğimiz büyük hisselerin takip ettiğini görüyoruz. Şimdi alt endekslere döndüğümüzde bugün ulaştırma %3'ün üzerinde eksi açılmıştı. Bir toparlama var. %1'e düştü orada eksiler. Sanayi tarafı bugün endeksi tutuyor. %3,5 kadar sanayi endeksi yukarıda. Holding tarafındaki yükselişler %1,5'un üzerinde, bankacılıkta da %1'in üzerinde yükselişler izliyoruz. BIST tarafına baktığımızda Kontrolmatik tavan, Karsan tavan, Jansa tavan, Hektaş tavan, Global Yatırım Holding tavan, gübre fabrikaları ise %9 kadar yukarıda, tavana yakın bir fiyatlama içerisinde. Dolar Türk Lirası ise 18.60'dan işlem görüyor. Euro Türk Lirası 18.19, sepet kur ise böylelikle 18.89 seviyesine yükseldi. Şu an ons altında satışlar yaşanıyor. 1757 dolara kadar gevşedi ons altın. Bu da gram altın fiyatlarını %0,42 geriye çekerek 1051 TL seviyesine getirdi. Ve şimdi Ahmet Mergen'le birlikte Borsa İstanbul'un teknik görünümünü konuşacağız. Hocam merhabalar, iyi haftalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi bir hafta mı? Gerçi bu haftaya da çok iyi başlayamadık dün aldığımız üzücü haberden sonra. Yani o iş lanet olası bir iş. Yani Türkiye'nin yani başının etini yemek için kurulmuş bir tezgah. Yani Türkiye'nin parası bir takım yerlerde sarf olsun gitsin. Türkiye başka işlerle uğraşamasın falan filan. Yani bu tip of yani yıllardır Türkiye'yi hep rahatsız eden bir olay yani. Yani ne diyeyim ki, insanlar, suçsuz insanlar, hiçbir günahı olmayan insanlar yoldan geçerken ölüyor. Nedir kardeşim yani, amacınız belli, Türkiye'yi rahatsız etmek falan ama yani of of yani şey, eninde sonunda bir gün tam anlamıyla Türkiye bu işleri dümdüz edecek de, Türkiye'nin de bir sabrı var, sabrı var, sabrı var yani, bardağı da taşırmasınlar yani Türklerin bardağını, ne diyeyim ki. Bu arada endeks aşağı doğru kapanmıştı. Yukarılardan falan geldi cuma günü. Bir bugün tekrar yukarı yönde bir hamleyle gene yolu çevirdi. Siyah mum şu ana kadar gene beyaz bir muma dönüşüyor. Uzun boylu bir mum. 90 puanın üzerinde zannedersem artı. Öyle miydi? Öyle bir şey galiba. Bakıldığında yani bazı kağıtlar evet bayağı yol aldı. Aşağı tarafta hala dolar bazında filan pek hareket etmeyen, önünde hala büyük potansiyel olan 10 senedir, 10 ve 12 senedir aşağı yönde gidişatı nihayet durduran ve yataya geçen kağıtlar da var. Para günün birinde o tarafa doğru da kayacaktır. Yani belli bir yere kadar kağıtları, belli kağıtları taşır, oradan sonra çıkar, yatırımcıya devreder, o para oradan başka bir tarafa gider, dipten öteki tarafı harmanlar, oradan tekrar orayı yukarıya doğru çekerken diğer tarafta yatırımcı kendi kendileriyle kaldıkları için orada biraz düzeltmeler yaşanabilir. Bu bir rotasyon. Her yerde var rotasyon. Yani bileşik kaplar usulü, birileri düşerken ötekileri ayakta tutuyorlar ki endeks düşmesin filan gibi. Ortalamaların üzerinde, 20 günlük ortalamanın bayağı da üzerinde şu anda. Yani 20 günlük ortalama 4100 civarında, endeks 4500'de.
Tabii, Yani tabii. onun üzerinde bir arada boşluk var. Zaman zaman bu boşluk kapanabilir. Yani ya endeks düşer veya yukarılarda vakit geçirir, inmemekte ısrar eder. Tabii yukarıdaki değerler hesaplamanın içine girdikçe ortalamanın değeri de yükselerek fiyatlara daha hızlı bir şekilde yanaşır. Sarı renkli yarım daire katladı yukarı yönde. 4350 filandı, orası geçildi. Şimdi tabii dolar kuru çarpı işte hedefler nerede? 225 de geçildi. 240'lara falan geldi. Önünde uzun vadede 325 duruyor hedef olarak. Onu da işte ne bileyim 19-20 neyle çarparsan o günün kuruyla çarptığın zaman eğer endeks oraya geliyorsa orada daha güçlü bir satıcı gelir kardeşim. Yani 2017-2018 senesinin 13 aylık süren rally ise çıkış hareketi yani 325 dolarda bitmişti. Eski 32.500 seviyesi. Bugün endeks ilerleyen haftalarda filan oralara doğru tırmanırsa orada satıcı gelir. İyi de bir rally yaşanmış oluyor yani. Az buz değil. 12 125'ten 325'e geliyoruz. Dolar bazında. İyi para ya. Bazı kağıtlarda çok iyi paralar kazanıldı. Çünkü dolar 18.60'a demir attığından dolayı dolar oynamadıkça Türk lirası bazında her yükseliş esasında dolar açısından direkt birebir kazanç gibi oluyor. Yani, dolar tarafına hiç bakmayacaksın. Sanki dolarla alışveriş yapıyormuş gibi, kazanıyormuş gibi bakılıyor. Çünkü dolar fix dedi. Gram altında artık dolar fix gibi gözüktüğü için gram altında ons altına bağlı olarak artık gidip geliyor. Ons altın iyi çıktı. Yani lamacım yok. 1615. 1700 kaç? 1765 mi? 70 mi? Oraları falan gördü. Evet, 1756'ya gevşedi. 1770'in üstünü gördük bugün. Yani biraz gevşesin canım. Oralarda biraz vakit geçirir ama sonunda gideceği yer bence 1812 ve 1860'lı falan rakamlar. Yani orası 1729-1615 çanağını yani 1615-1730 desek 115. 1745, 1845, 1850'yi hedefliyor o çanağın katlanması. Nereden baksan. Orası daha katlanmadı ama oraya doğru gidiyor. Oraya doğru gidecek gibi gözüküyor. Burada önemli olan yatırımcının anlaması gereken şey. Kardeşim nasıl oluyor bu iş ya? FED faiz arttırıyor. Piyasalar toparlanıyor falan. Şimdiye kadar FED faiz arttırırken hep düşüyordu. Şimdi niye toparlanıyor FED faiz artışında? FED faiz artışı yapmayacak mı? Yapacak kardeşim. Yani FED'in faiz artışı yapmayacağı konusunda bir şüphe yok. FED faiz artışı yapacak. Ama buradaki beklenti, antisipasyon, yani orada bundan sonraki FED toplantılarında FED'in faiz artışından ziyade FED'in faizde güçlü bir şekilde faiz artışı yapıp yapmayacağı. Yani eskisi gibi 75 mi yapacak yoksa 50 belki de 25'e mi inecek? Bundan sonraki faiz artışlarının oranı ne? Esas onun üzerine bahis yapılıyor şu anda. Algı orada. Yani bir sonraki Fed toplantısında 100 bas puan arttırılacak gibi bir şey oluşsaydı altın maltın gitmezdi. Ama 0,25 puanlık bir artışa doğru gidiliyorsa artış olmasına rağmen artık artışların sonuna geliniyor galiba algısı, beklentisine erişildiği için piyasa artık inmiyor aşağıya. Bu şeye benzer. Yani şöyle anlatayım. Şirket 10 milyon dolar zarar yazıyor. Hop aşağı. Şirket bir sonraki toplantıda açıklıyor gene. Eksi 6 milyon dolar zarar. İyi. Zarar zarar. Bir sonraki toplantı ve açıklamalar sırasında bilançoyu açıklayalım diyelim.
Eksi 2. Ya şirket devamlı zarar yazıyor. Ama eksi 2'nin açıklandığı, eksi 2 milyon doların açıklandığı yerde o şirketin hissesi daha düşük seviyeye gitmiyor. Bir öncekinin üstünde kalır. Niye? Tamam eksi eksi yazıyor da nereden itibaren başladı bak. Eksi 8, eksi 6 mesela, eksi 2. Zarar yazılıyor ama zarar azalıyor. Bir sonraki toplantıda ya artı 500 bin dolar kar yazarsa beklentisi oluşuyor. Onun için de dibe oturdu kardeş bu. Onun için buradan alınır deniliyor. Daha aşağısı çok zor. Çünkü şirket zarar ediyor ama zararı ufaltıyor. Yakında bir şey yapıyor. Doğru bir şey yapıyor ki zarar azalıyor. Yakında artıya geçecek. Artıya geçerken zaten fiyat yükselmiş olur. O artıya geçecek beklentisi de daha önceden alırsın. Dibi orada yapar. Şirket bazen tarihi rekor bilançoda. Kar, muhteşem bir kar. Bir bakarsın satış gelir. Niye? Gayet doğal. Çünkü bu karı bir sonraki sefer egale etmesi veya bunun üzerine çıkması bu şartlar dahilinde çok zorsa fiyatında gelip göreceği fiyat, o hissenin gelip göreceği fiyat da odur. Daha üste gitmez. Bilanço açıklanmasına rağmen gitmez. Orada satış gelir. Bunun üzerine başka bir bilanço bu şirket getiremez beklentisiyle satarlar. Doğru. Bu iş böyledir. Şampiyon olduğu gün spor hisseleri hiçbir zaman en yüksekte değildir. Beklentiyi al, gerçekleşeni sat hocam. Yıllardır senaryo bu. Tabii canım. Yani şampiyon oldu, niye bu kağıt düşüyor? Geçti, bitti bu sene. Gelecek sene şampiyon olup olmayacağı garanti değil artık, bitti. Bu senenin beklentisiydi o. Gerçekleşti, tamam bitti gitti. Herkese hisseler dağıtıldı yolda. Bekle artık 8 ay daha yukarı gitsin diye. Gitmez, aşağı gider. Yani yatırımcının anlaması gereken iş bu. Bir sürü profesör bile bakıyorum. Ya öyle bir şey açıklanıyor, niye düşüyor? Veya bu açıklanıyor, evet. E kardeşim niye çıkıyor? Abicim o anki duruma göre değil, o habere göre değil o iş. O haberler zaten çoktan piyasada dolaştı, dolaştı, gezdi, eskidi artık. Bir sonraki, geleceğe dönük haber ne olabilir? Onun beklentisiyle daha düşüğe iniyor veya daha düşüğe inmiyor. Evet. Borsalar nereden baksan 6 ay önceden gelir. Geleceği bir anlamda yansıtır. Uzun zamandır konuşuyoruz. Dolar bazındaki grafiklere de verirsek verelim hocam. Garip diyoruz ya. Daha ne diyelim ki artık ya. Hatta bir şeye de bakalım hocam. Şu an anlık fiyata da bakalım. Kur sabit. Bugün bir %2 daha gittik Borsa İstanbul tarafında. Evet 244,5 doların üstündeyiz. Artık 245 diyebilirim. Orada 246 işte. Dün Cuma günü görmüştü. 246 dolara civarındaydı. Oraya geldi. 200'ün 203, 205 onların üzerine çıktı kardeşim. Yalnız biraz hızlı çıktı. Yani hesap kitap meselesi. Biraz öyle yapalım. Yaptık. Vatandaş anlayamadı. Bir daha yapalım. 125, 200. 75 dolar. Bu birinci dalga diyelim. Oradan düzeltti. Nereye düzeltti? 165'e. 165'in üzerine birebir koy. 75'i koy. 107, 240. Geldi mi oraya? Birebir geldi. Şimdi devam ediyor. Eğer devam ederse o zaman ilk dalga boyu olan 75'i yaklaşık 1.618'de çarpacaksın. 1.618 ne hocam? Ya onun için kitap yazdık ya. Artık 1.618'i de bil yani. Ya 1.618'e neyi çarpıyoruz? 75'i. Yani nereden baksan 110 falan eder. 80 olsa 1.5'la çarpsan 120 eder.
1.618 ile çarpsa işte 120 falan diyelim, 75'i çarptığımız için. Şimdi burada hesap makine, ya hesaplayalım ya, ne uğraşıyoruz ki Ahmet. 1977 senesinde çıktı bu hesap makinesi. Allah Allah. Kullan gitsin. 75 çarpı 1.618 121. Buradaki hesap makinesi de çalışıyor. Abaküs'ten iyi. Neyin üzerine koyuyoruz? Artı 65. 165. 165. 286. 287. Gideceği yer 324. Yani oraya 75 yerine şeyi hesaplarsa 225 ile 200 arası 212 buçu 125 212 buçuk yap 324 cuk oturur. Yani ona göre gidiyor zaten. Bence 324 dolara gidecek bu. Yani insanlar o çanağın tamamlandığını görecekler. Ondan sonra zaten 324-125 çanağı büyük çanak katlayarak 500 dolara gidecek. Hayalimiz var dedik ya. Allah Allah. Müsaade edin de bir hayalimiz olsun yani. Hayatta. Hayalin yoksa yanmışsın. Benim çok hayallerim var. Yani bazıları gerçekleşti, bazıları gerçekleşmedi. Gerçekleşecek. Geleceğe dönük olarak. İsteyeceksin. Öyle bir öyle bir film vardı biliyorsun. Beyzbol oyuncuları. Geçmişten geliyorlardı. Yani, çağırırsan gelirler diyordu. Ne Field'di ya? Bir şey Field'di. Yani, bizim yakışıklı aktörümüz oynuyordu. Neyse. Evet. Burası da yukarı yönde biraz fazla açıldı. Sıkıntı bu. Ama buranın yukarıya daha da gitmesi bankalarla. Yani, bankalar gitmiyor hocam. Gidecek hocam, gidecek. 80 centlik Akbank 1 dolar 40 cent olacak. Yakındır. Ortalamaların dibinde dolaşıyor. Taktım kafaya. Oradaki arkadaşı taktık kafaya. Veriyor, alıyor, veriyor. Ya bugün de verdi. Sonra gene aldı. Canım benim ya. Kağıt topluyor belki de yani. Toplamaya çalışıyor. Kolay değil ki. Mal toplamak kolay mı öyle? 80 sente. Herkes vermez malını. 4 dolarlarda dolaşan kağıdı niye vereceksin 80 sente? Batacaksan bat. Yani. Hiç olmazsa kazıklanmamış olursun. 4 dolarlık malı niye 80 kuruşa verirsen dışarıya git. De ki benim elimde 4 dolarlık mal vardı, ben 80 sente verdim. Aferin derler, iyi yapmış. Yani bravo. Olur mu canım? Borsaya inanıyorsan, vermem. Ha, borsa bana uymaz, ileride bir halt olmaz bu borsadan falan filan diyorsa, bu ayrı mesele. Ona bir şey diyemem. O bir seçim meselesi. Yani onun için bence geleceğe dönük olarak hala potansiyel var yukarı yönde. Bakacağız grafiklere, bakalım şimdi yavaş yavaş. İlerleyelim bakalım neler nerede satıyor. İlerleyelim hocam. Hemen geçiyorum o zaman hisselere. Eczacıbaşı ilaçla başlayalım mı isterseniz? Şöyle bir aylık dolar bazlı görüntüsüne bakalım. Yani burası yatay bir alanda. Yukarı taraf işte 1.12 falan, 1.13, 1.15. Oralar diyelim yuvarlak hesap. Aşağı taraf nerede kardeşim? 35-40 cent. Yani son 2017'den beri gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi oralarda. Ama kağıt genel anlamda dolara karşı kendisini korumuş kardeşim. Yani 2013 senesinden beri doların 12 katı gittiği piyasada Türk lirasına karşı bu kağıt dolar bazında kendisini korumuş. Bırakmamış yani. Yukarıda bir trendi var. Şu anda da yukarı yönde tekrar kopuyor. Ortalamalardan biraz fazla uzaklaşmış gibi gözüküyor ama hedef olarak
Yani nereden baksan 41.10 desen 70, 1.10, 70, 1.80. Yani 2 dolara doğru da gidebilir önümüzdeki sene. 2023'ün sonu, 2024 falan oralarda olabilir yani. Şu anda trend yukarıda fakat fazla açılmış arası ortalamayla. Biraz daha beklemek lazım. Yani iki tane tepeyi geçmiş ama gene oralarda bir boğuşma yaşanır ya. Yani öyle hop diye de kopup gitmiyor işler. 0.60'dan zaten duble yapmış. 1.29'a gelerek. Orada bir kar realizasyonu, itiş kakış olur diye düşünüyorum. Yani 1 dolara falan filan geri çekilirse tekrar ondan sonra iyi bir hamleyle 1.5 veya 2'ye doğru bir yolculuk tekrar oluşabilir diye düşünüyorum. Trend kaç senedir? 2002'den beri trende 3 aşağı 5 yukarı bakıldığında aralarda biraz sert satışlar yemiş ama 2018'de sonra 2021 yılında onlar da çok sert satışlar oluyor. Çok hızlı gidiliyor, çok hızlı geliniyor. Ama 1.19'dan 0.43'e olan düşüş kağıttan kaynaklanmayan bir şey. Orada dolar 8'den 18'e gitti. Bu da otomatikman %50'sini kaybetti. 1.20'den %50'yi çıkar 60 sent. Kağıtta inmiş 44 sent. 50 sent. Yani o kağıdın kendisinden kaynaklanan bir düşüş değil. Doların ani çıkışı dolayısıyla orada tırpanlandı 1.19'dan. Evet, geçelim. Evet, geçelim. Tümosan diyelim hocam. Şimdi 73.80 baktığımızda ama bu tabii TL bazlı. Şimdi dönüp bir de dolar bazlı bakarsak ben de anlık fiyatı vereyim. 4 dolara gelmek üzere. Yani kağıt 14'lerden itibaren almış başını gitmiş. Ortalamaların üzerinde. Kırmızı ortalama bakıldığında günlük, 20 günlük ortalama. Yani kırmızının üstünde hopluya zıplaya kağıt bayağı gitti. Arada sırada biraz açılır gibi oluyor ara. Ama tekrar ortalamayı buluyor. Hemen mıknatıs gibi. Oradan bir benzin deposunu dolduruyor benzinle araba. Oradan bir daha kalkıyor yukarıya. Gene belli bir mesafeye gidiyor. Gene şarj etmek lazım arabayı. Bu sefer son şarjı 60 lirada yapmışlar 50 günlük ortalamada. Oradan 80'e giderek galiba ama lotlar azalıyor zannedersem burada. Yani kademelerde artık fiyatlar yükseldikçe lotlar da azalır. Yani senetlerden kaçış, çıkış giderek zorlaşır. Öyle bir anda istediğin kadar lotu alıcı olarak karşında vurup çıkamazsın. Zor. Yani çok fazla malın da olduğu zaman derdin oluyor. Nasıl dağıtacaksın o malı? Böyle ha deyince gitmiyor o işler. Şu anda yaklaşık 80-60 çanağı var. Eğer 80'in üzerine tekrar yola devam ederse o zaman 20 daha koyarsın. 100'e doğru yolculuk var demek lazım. Yani bütün bu işin amanda piyasanın satışa dönmemesi lazım yani. Piyasanın hala yukarı yönde hareketine devam etmesi lazım. Zaten piyasa 325 dolara gidiyorsa piyasa 6000 liraya gidiyor demektir. Bakalım göreceğiz. Trend yukarı. Kırmızı renkli ortalamanın üstünde kaldığı sürece trend hala yukarı. Yüz görür mü yüzü? Belli olmaz, görebilir. 80-60 çanağını katlarsa hedef 100 olur o zaman. 100 civarı olur. Yalnız tabii dediğim gibi yani lotlar kademelerde azalır yukarıya doğru gittikçe. Büyük lotlara sahip kişilerin kendilerine bakmaları lazım. Yatırımcı açısından da buralarda alacaksan biraz daha stoplara falan riayet etmende yarar var. Çünkü 15.80 nereden baksan 5 kere 15 75. 5 katı olmuş. Ha 10 katı olabilir mi? Yani hiç belli olmaz. Enflasyon dolayısıyla bir de piyasada zannedersem başka bir beklenti de şey kur korumalı mevduattan kopup artık orada paraları katladık. Artık o kadar para kazanamayız deyip borsaya gelmek isteyenler varsa onlara o zaman
daha yukarı fiyatlarda servis yapılacak herhalde. Bu işler böyle yani. Hayatta hiçbir şey garantili değil. Yani orada orada paraları götür, sonra gel burada borsaları paraları götür, öyle bir şey yok. Yani en son işte maalesef kripto dünyasında gene işler sarpa sardı. Of. Ya çok paralar kaybediliyor ya. İnsan üzülüyor yani. Herkes bu kadar kolay para mı kazanıyor? Nasıl oluyor anlamış değilim. Yani çoğu yerde insanlar sanki para kaybetmemiş gibi gayet rahat mıdır nedir? Hani para mevhumu ortadan kalkıyor zannedersem. Çok kısa sürede çok fazla paralar kazanıldığında. Yani şey oluyor sanki ama hani her dakika sanki o paraları kazanırım gibi bir havaya giriliyor. O işler öyle olmuyor. Yani bazen işte maalesef oradan oraya daha fazla diyerek bir döngünün içine kendini sokarsan bir yerde insan maalesef uçurumdan aşağı gidiveriyor. Doğru hocam. Yani bütün emekler, paralar heba oluyor. Onun için çok daha dikkatli olmak lazım. Diversify dediğimiz dağılmak lazım. Parayı biraz dağıtmak lazım çeşitli alanlara. Evet. Hocam şimdi Koza grubuna bakacağız. Dolar bazlı Koza Altın, Koza Maden, İpek Enerji. İlk yarıyı bitirdik. İsterseniz biz kısa bir araya gidelim. Sonrasında Koza grubuyla kaldığımız yerden devam edelim. Minik bir aramız var efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koza Altın diyeceğiz hocam. Bu sefer tabii döneceğiz, bir dolar bazlı bakacağız Koza Altın'ın görünümüne. Evet, burada da şu anda fiyat ortalamaların üzerinden yukarıya doğru fırlıyor kardeşim. 12 yani dolar 30 santiz hocam. Altına iner gibi oldu 8 dolara doğru. Ama orada bir ikili dip var. Yani 7.20, 7.97. Aradaki tepe 11 dolar falan civarında. Buradan oradan 8, 11.3 daha 14 falan 12.30'lardaki o direnci kırabilir gibi gözüküyor. Öyle geliyor bana. Yukarı tarafta 15'i de aşıp belki 17 dolara doğru gidebilir ama 21 dolar biraz fazla. Yani oraya ha deyince gitmesi o kadar kolay olmaz. Ama 12 doların üzerine, 13 doların üzerine de doğru tırmanma olabilir mi? Olabilir. Yani görüntü o şekilde. Fiyat, biraz zaman tanıyacaksınız. Zaten 230'lara falan geldi TL olarak da. 13 dolara gittiğini düşün, yaklaşık 260. 14'e giderse 20 ile çarp 280, 270'ler falan. Yani hedef olarak oraları hedeflenebilir. Öyle diyeyim. Şu anda aylık grafikte fiyat yukarıya doğru niyetleniyor. Evet, geçelim. Geçelim. Şimdi kardeşine bakacağız. Koza Maden'e bakacağız hocam. Evet. Orada da direnç 2.33 falan. Orada tepeler var. Orası da, burası da aynı Kozal gibi. Orası da ortalamanın üstüne çıktı. Dipleri birleştiren mavi renkli bir trend desteği var. 4 tane dibi birleştirdi. O aynı zamanda 50 aylık ortalama yeşil renkli, 20 aylık ortalama kırmızı renkli. Hepsi aynı seviyede. Yani 1.65-1.60 aralığında diyeyim yaklaşık. Orada yoğunlaşıyorlar. Yani destek orada. Yukarı tarafta da 2.33 var. O da çıkışı engelliyor. Oradaki satıcı da kolay kolay pes etmedi. Geldi, vurdu, tekrar bir çarpıştı. Şimdi 2.09'a gitti geldi bir şeyler. 2.33 geçilebilirse 2.83 dolara kadar o zaman tırmanış yaşanabilir, gerçekleşebilir. Yani destek
şeyde ortalamalarda şu anda. Yani iki tane ortalamalarda destek orada. Onun altına gitmediği, hele hele trend desteğinin altına gitmediği sürece biraz beklerse vatandaş para kazanabilir diye düşünüyorum. Yani 2.75, 3, ha 3.40'a, 3.35'e geliyorsa orada satıcı gelir. Orada iki tane devasa majör tepe var yani. Oradan gelen satışlarla fiyat 50 sentte falan durmuyor. Aşağılara falan gidiyor yani. Çok sert satışlar geliyor oradan. Orası öyle ha deyince geçilmez. Yani orası bayağı zorlu bir kale. Surlar yüksek orada. Orası hemen aşılacak gibi değil. Geçelim. Ve bu grubun diğer hissesi olan, diğer şirketi olan İpek Enerji'ye bakalım hocam isterseniz. Orada da sarı renkli bir çanak var. Bu da ortalamaların üzerine tırmandı. İkili dip yaptı. Şimdi ortalama desteklerine dikkat etmek lazım. Ortalama destekleri nerede? 1.26'da. İkisi de orada. Niye? Çünkü kırmızı yeşili yani 20 aylık, 50 aylığı yukarı yönde kesmeye geliyor. Beraber oradalar. Evet, kırmızı yeşilin üstüne çıkarsa 20 aylık, 50 aylığın üzerine çıkıp da fiyata biraz ittirirse fiyatı, o zaman fiyatın gidebileceği yer yaklaşık rakamlarla 2.05, 2.10 oralar gibi gözüküyor. Çanak tamamlanabilir. Fiyat yükselerek o çanağa direnç yazan yere doğru gelebilir. Çanağın katlanması ve fiyatın ana tepeye gitmesi 3.5'a filan o biraz daha başka bir iş. Ona biraz zaman lazım. Öyle ha deyince olacak gibi değil. Gerçi bizim piyasada anormal şeyler her dakika olabiliyor. Yani yok ya olamaz falan dediğin şey bir anda yani hop diye oluşuyor. Sen de şaşırıyorsun nasıl oldu bu iş diye. Yani o kadar da kesin konuşmayayım. Ama normal şartlarda o kadar da kısa sürede olmaması lazım kardeşim. Biraz daha böyle sindire falan filan gitmesi lazım. Sindire sindire. Yani kısa vadede direnç yazılı yer görülebilir. 2, 2, 10 ama 3.5 daha uzun vadeli bir proje. Ona öyle hemen erişilecek gibi değil. Ona biraz zaman lazım. O zaman zaten aşağı tarafta kaç? 20 sent, yukarı tarafta 3.5 dolar. Büyük bir çanak tamamlanmış olacaktır. Satış gelir. Ha, önümüzdeki 3-5 sene sonra o büyük çanak geçilip direnci katlar mı? Katlaması lazım ki biz de 800 dolara gidelim yani. 500 doları filan aşarak maşarak. Değil mi? Hayalimizin gerçekleşmesi için. İlk ona gidelim yani dünyada ekonomi olarak. Ama onun için de yani 2029, 2030'lar falan oralara doğru sarkar bu işler. Evet, geçelim bakalım. Hocam Erbosan'la devam ediyoruz günlük grafiğiyle. 162,80 fiyat bugün %5 kadar yukarıda bu arada. Lot yok, bir şey yok genelde. Fazla kademeler dolu değil. Sahiplenilirse kağıdı alıp götürebiliyorlar. 25-30 liraydı. Bir anda 150'nin üstüne gitti. Çok rahat. Sonra verdiler 80'lere. Sonra tekrar aldı 149. Gene verildi. 97 civarında dip. Yuvarlak hesap 100 desek. Yukarı tarafa 150 desek. 50 liralık bir kalınlığı olan bir çanak. 1,5-2 senedir sürüyor. Topladılarsa malı 150'lerde filan dağıttıklarını bu süre içinde 95, 100 filan oralarda toplarlarsa bir hamle daha yapılacaksa o zaman çanak katlar. 150, 100 çanağı katlarsa 200 olur. 200'e giden yol 150 ile 200 arası yarı yolu zaten kat etti. 176'ya geldi. Ondan sonrası ne olur? Ondan sonrası daha ziyade tabii Ereğli'nin önderliğinde oluyor. Herkes oraya bakıyor. Ereğli, İstemir, Cemtaş, efendim işte bütün demir çelik sektöründe Kardemir ne var ne yok herkes oraya bakıyor. Ercebe, Erbosanlar falan filan herkes orada. Ereğli gidiyorsa oh gönüller rahat. Yan gel Osman durumu. Burada da şimdi ortalamaların üzerinde. Ortalama nerede?
20 günlük ortalama 155. 10 lirada feragat edersen 50 günlük ortalama var 146'da. 155'in üstünde kaldığı sürece dur bakalım ne olacak. Yani 150'ye gelmiş 176'dan. 150-176 arası bir çanak daha yapıp yuvarlayıp sonra o çanağı katlarsa 150-175, 175-25, 200. 200'e geldiği zaman ne olur? 150-100. 50 liralık çanak da zaten hedefine ulaşmış olur. İki yerden birden hedef 200'e gelindiğinde iki çanak birden büyük çanak katlayacak, ufak çanak katlayacak oraya gösteriyor hedef olarak. Evet. Ortalamaların altı stop. Garantisi var mı? Yok. Hiçbir şeyin garantisini vermiyoruz. Yani bizim müessese böyle. Garantisiz çalışıyor. Yani öyle büyük müesseseler var. Yani 5 sene garanti, 10 sene garanti diyor. İkinci senenin sonunda beyni tırtlıyor. Araya gidiyorsun. Uzun dayanıklı malı değiştiriyorsun beynini. Ne oldu bunun garantisi? Yani o kadar. Yani beyninin garantisi kadar. Bizim bu piyasada garanti yok. No garanti. Yani alıyorsun, veriyorsun. Garanti senin zihninde, beyninde, stopunda. Stopu kullanacaksın. Stopu kullanmazsan sıkıntı büyür. Yani. Her zaman da stopları çalıştırıp bizi zarar ettiriyorlar. Stopu ona göre koy kardeşim. Yani lotunu da ona göre ayarla. Yani boyunu aşmasın. Atasözü var ya, ayağını yorganına göre uzat diye. Yani evet, geçelim. Hocam iki banka bakacağız. Birisi TSKB, TSKB'ye aylık dolar bazında bakacağız şimdi. Yani 0.37'ye kadar uçurdular. Oradan satış gelir ya. En son. Oradan gelir yani. Kalktığı yer neresi? 0.1. Gittiği yer neresi? 0.40. 4 katı. Çok kısa sürede oradan çaktılar. 2 tane tepe, 3 tane, 4 tane tepe var orada. Düşüşte olacağın tepeler var 0.37'de. 2020 senesinde çıkmış 0.35'e. Dolar 8 lirayken. Dolar 18 lirayken tekrar 0.40-41'e verdiler. Kaçan kaçtı. Şimdi ortalamaların orada. 20 ve 50 gün, 50 aylık ortalamaların arasında. 50 aylık ortalamanın üstüne çıkarsa yavaş yavaş tırmanışını sürdürür. 0.3'e kadar gelir mi? Gelebilir. Ama 0.50'ler falan orası biraz zor. Daha oraya zaman lazım. Epey zaman lazım. Ama bankacılık sektörü bence yukarı gidecek. Zaten o gitmezse endeks nereye gidecek? 500 dolara, 325 dolara. Öyle o kadar da kolay değil o işler. Ben bankacılık sektöründe ralliye katılarak, destek vererek o hamlenin gerçekleşeceğine inanıyorum. Bakalım göreceğiz. Evet. Ve şimdi Akbank'ı konuşacağız hocam. 15 şu an Akbank'ta fiyatlama 15.01 yatay. Şu an endeksin getirisinin altında bugünkü performans açısından. Yani bugünlük sarı renkli çanak tamamlanıyor işte. Sonra sarı renkli çanağı katladığı anda 18'lerin üzerine doğru gidecek. Yani görüntü öyle. Kırmızı renkli ortalama 20 günlük ortalama. Onun orası neresi? 14.69. 14.69'a falan veriyor mu? Yok 14.80-90 oradan alıyor. 15.12'ye falan 15.21'e götürüyor, getiriyor. Alıyor, veriyor. Bu sarı renkli çanağı katlayacağız kardeş. Sen istesen de istemesen de katlayacağız. Dolar bazında grafiği göndermiş miyim Akbank'ın? Yok hocam. Aylık. Daha önceden göndermiş. Bakmıştık. Daha önceden bakmıştık ona geçtiğimiz hafta. Yani 50 aylık ortalamada duruyor ya. 50 aylık ortalamanın hemen altında. Yukarıya gittiği anda 1.40, 1 dolar 40. Çarp 20 ile 28 lira. Düş 1 lira, 1.5 lira 26 lira. Hadi 2 lira düşeyim. Niye vereyim ki sana 14 liraya malımı? 15 liraya. Yani. Cingöz Recai sen misin? Yani. Ha diyorum yani. Yatırımcı ama kendi kararını kendisi versin ha. Bana ne?
Sonra düşer müşer bir şey olur. Başımıza ondan sonra ekşir dururlar. Bu sizin kararınız kardeş. Ben garanti maranti vermiyorum. Söylüyorum. Borsadaki mallar garantisi yok. Garantili mallar piyasada var. 2 sene garanti, 4 sene garanti, 10 sene garanti. Piyasada garanti yok. Her şey gelebilir başınıza. Riskinizi ona göre ayarlayın. Ben sadece mantık yürütüyorum. O kadar. 4 dolarlık malı 80 sente vermiyorum arkadaş diyorum. İstersen 60 sente indir. İsterseniz batırın. Ben vermiyorum diyorum o kadar. Ama sen verirsen öteki verir, o verir. Verir, alır. Yukarıdan verir, aşağıdan toplar. Trade eder. Yani bunlar piyasanın olağan şeyleri. Ona ben karışmam. Ne yaparsan yap. Para senin, kazanç senin, kayıp senin. Kimsenin vebalini falan alamam. Bitti o işler. Vebal yok artık. Herkes kendi ipini kendisi çeker. Biz sadece grafik konuşuyoruz. Ben kendi ne yapabileceğimi söylüyorum. Mantıklıysa mantık yürütürsün. Ya Ahmet Hoca sen de amma uçtun, mantıksız adamın tekisin dersin. Olur biter. Gocunmayız. Sıkıntı yok. Yani ben kendimi biliyorum. Sen de dersen de. Evet geçelim. Hocam şimdi RGS hatta boruya geçiyoruz. Burada ciddi bir getiri var. Bugün de tavan. Şöyle bir 6 aylık performansına baktığımızda %262. Evet canım. Yani güzel. Apollo parabolik bir şekilde roket 125'e kadar geldi 33'te. Ama tahtada büyük bir likidite var mı? Onu da sormak lazım. Yatırımcı likiditeye baksın. Kar kazanç ne bekliyor, ne oluyor, ne bitiyor? Onlara baksın. Yani şu anda çanağın katlanması zaten gerçekleşmiş vaziyette. Hadi diyelim ki teknik olarak çanak katladı. 70-30 çanağı 40 olsa 70 daha 110. Kağıt 125, bugün 135 belki de. Değil mi? Tabii şu anki tavan fiyatıyla 138.30 hocam. Daha da yukarıda. Buyur. Yani o bakımdan yani kârda olanlar Allah kazançlarını arttırsın diyeyim ne yapayım. Ama yakalanmamak da lazım düşüşe. Bir de bu var. Şimdi buradan düşüş olur mu olmaz mı onu da söylemek bana düşmez. Oradaki spekülatör veya grup neyse onların seçimine bağlı gün, ne zaman neyi ne yapacakları. 33'ten 125'e, 138'e iyi bir çıkış. Majör bir haber olması lazım. Şirkette majör bir yani değişim var herhalde. Öyle diyelim. Evet. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Geçelim. İnfo yatırım. Trend yukarı. Görüldüğü kadarıyla ortalamalardan giderek fazla ayrılmış. 8.60, %5 yukarıda hocam burası. Yani burası da 3 liradan beri iyi tırmanış. 4.80 50 günlük ortalamada destek bulmuş. Oradan yukarıya ortalamaların üzerinde tırmanırken büyük ihtimalle şeyden kaynaklandı bu. Şeyle çakıştı herhalde. Banka hikayesiyle mi çakıştı? Evet. Ne oldu? O günlere geldi herhalde bu iş. Yani oradan çok sert bir düşüş. Yani kağıt 6.84'e şelale gibi inmiş. Sonra toparlamaya falan çalışıyor. Ortalamaların altında. Yani 50 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa bir süre için durumu kurtarır. Ama kırmızının üstüne çıkamadığı sürece biraz daha aşağıya doğru sürüklenerek 7.70 veya 6.84'teki dipler teknik olarak test edilebilir. Yani güzel bir çıkış trendi maalesef çok sert bir şelale düşüşüyle orada sonlanıyor. Ya bir şey de demek zor ya bunlar bizim şeyimiz ya yani piyasa ya bizim yıllardır bu piyasadaki insanlar. Yani yatırımcı da burada tahmin etmedi herhalde bu kadar böyle büyük bir düşüş yaşanabileceğini.
İnşallah düzelir. Yatırımcı da yani zararı kurtarır. Düzelir inşallah canım. Yani karlılık, marlılık falan bu piyasada devamlı olarak artan bir hacimle, macimle aracı kurumlar kendilerini toparlayabilirler. Öyle diyelim. Bir borsa yani bir burada çalışan, bu sektörde çalışan bir insan olarak toparlamalarını diliyorum. Evet, geçelim bakalım. Evet hocam, epey geçiyoruz lot var mı buradan. Kademelerde olsa gerek. İnfoda lot oluyor galiba kademelerde bayağı. Hemen bakalım. Öyle yani aktif. Çok peki, yüksek mi? 5800 lot alıcı, 7000 lot satıcı var ama hani 40 bin, 50 bin, evet. 30 binin üzerinde kademelerin olduğu kademeler de var. Yani, evet. Burası Birici çok yatı, sert bir 14 Eylül. Sıfır. Yani 17-18 katı çıkmış. 0.70'lerden geliyor 17'ye. Bu 2000 senesinin, yani 2020 senesindeki o çıkışlar buraya da etkilemiş. İyi çıkış var. Tabii 2021'de tıpkı diğer kağıtlar gibi yaşanan diğer yan tahtalarda yaşanan düzeltme gibi burası da düzeltti. Yani piyasalar yukarı giderken bu yan yan gitti. Yani yatırımcıya bir şey kazandırmadı. Ama zaten başta kazandırmış. Yani biraz sindirmesi lazım tabii ki bu tahtanın bu çıkışı. Yani 17 katı kim çıktı ya? Ereğli mi çıktı? Koç mu çıktı? Ne çıktı? Ya iyi para bırakmış yatırımcıya. Az buz değil. Ve ne oldu şimdi? 10 lirayla işte 16-17 arası bir çanak oluşuyor. Destek 12'ler falan civarında. 12-12.5 diye düşünün. Yukarı tarafta 16 civarı direnç. Bu yatay alan biraz daha uzayabilir. Ama sonrasında yatay alanı katlayarak 22-23'lere doğru gidebilir mi? Gidebilir. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz daha toparlanma sürecini doldurması lazım gibi hareket ediyor. Yani iyi çıkış yaşamış. Ama 10 liranın altı, bak orası da 5 liraya kadar bomboş. Çok hızlı çıkılmış orası. Orası roket gibi de iner öyle. Çok hızlı çıkılan yerlerde tehlike olur yani düşüşte de. Çünkü orada bir maliyet oluşmamıştır çıkış sırasında. Destek kolay kolay bulunamaz. Bu da bir teknik kural yani. Kitapta yazmaz. Geçelim. Evet hocam, son artık doktayla kapanışı da yapmış oluruz programımızda. Kısa bir vaktimiz kaldı. Son yorum da burada olsun isterseniz. Yani 20 orası liralardan. Da tavan bu arada. Onu da dipnot olarak. İyi gitmiş. 35'lere. 35 ile yaklaşık 29 arası bir şey var. Çanak var. Sonra onu katlıyor yukarıya. 35, 29, 6, 35 daha 41 falan. 41'i geldi. Düzeltti biraz ama ortalamalar kağıdı yukarı doğru itiyor. Yukarı doğru gidişte şu anda 55. Oradan bir sallansa bile bugün tavan dedin. Kağıt çıkışta. Bu bildiğimiz eski Döktaş galiba değil mi? Evet, Döktaş evet. Dökümcülük. Yıllar öncesinin. Evet. Fiyat lotlar muhtemelen fazla değildir ama burada da. Öyle tahmin ediyorum. Kademelerde. Ama birileri sahiplendiyse tahtayı o zaman gidebilir. Gidebilir yani. Ortalamalara dikkat etmek lazım. 20 günlük ortalamayı destek olarak kullanıyor. Oraya çarpa çarpa yukarılara doğru daha yeni zirve, daha yeni zirve şeklinde zirveler zirvelerin üzerinde oluşacak şekilde bir trend, çıkış trendi içinde yukarıya doğru tırmanıyor kağıt. Yatırımcılar eğer tutuyorsa kazançları bol olsun. Evet, tekrar görüşmek üzere herhalde çarşamba günü. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü tekrardan görüşürüz deyip bugün programımıza noktayı koyalım. Evet efendim, yarın tekrardan X Seans programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir kapanış diliyorum herkese.